Merhabalar sevgili ikizler burçları. Yükselen'i ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok istediğiniz arkadaşlar izleyenin niyetine de açılım yapar mısın diye Evet bugün ikizler burcunun niyetine şöyle bir kahve ve tarot açılımı yapacağım arkadaşlar Sizlerden istediğim lütfen güzel niyetlerinizi şöyle bir tutun ve açılımı o şekilde izleyin açılımdaki pozitif enerjiyi alın lütfen negatif enerjiyi bırakın gitsin. Ne çıkacağını henüz bilmediğimiz için o yüzden söylüyorum arkadaşlar aslında. Pozitifi her zaman alın ama negatifi lütfen bırakın gitsin. Zaten yorumlarda da bu şekilde belirttiğinizi çok iyi biliyorum. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Pozitifi aldım negatif enerjiyi bıraktım diye belirtebilirsiniz. Bireysel açılım yapıyorum. Özel bakımlar yapıyorum arkadaşlar. Soran arkadaşlar için iletişim bilgimi de bu şekilde buraya paylaşıyorum sizlerle iletişim bilgisi üzerinden aramalara bakma şansım maalesef olmuyor ama WhatsApp üzerinden adınızı yazıp mesaj atarsanız zaten sizlere en kısa sürede bilgilendirme mesajı gelecektir arkadaşlar Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakıyorum tıklayarak abone olup takip edebilirsiniz şimdiden Evet ikizler burçları Hazırsanız hemen fincanıza geçmek istiyorum Evet. Şöyle hem sizlere göstereyim hem de ben bir bakmak istiyorum. Bakın bir sıkıntının gidişi var ama Evet sıkı sıkıya da tutunuyorsunuz o sıkıntıya. Yani o sıkıntının gitmesi sizde iyi mi olacak kötü mü olacak diye şöyle bir tereddütünüz var. O sıkıntıyı hem hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz. Yani bu bir insan da olabilir. O insanı hayatınızdan hem çıkarmak istiyorsunuz hem de o insan hayatınızdan çıktıktan sonra iyi mi olur kötü mü olur diye şöyle bir düşünceli durumda çıkıyorsunuz. Bakın burada sıkıntılarla boğuşmuş bir ikizler burcu var açıkçası. Boğuşuyorsunuz üstesinden atıyor, atlıyorsunuz aslında güzel üstlerinden geçebiliyorsunuz sıkıntılarınızı geride bırakabiliyorsunuz ama tekrardan yeni bir sıkıntıyı üstlenmeye de çok müsaitsiniz ve bu e, çok yakından geliyor bu sıkıntılar maalesef konu komşu akrabadan geliyor dışarıdan birinden değil tam tersi e, çok yakın insanlardan sıkıntıya kalmaktan dolayı gözyaşı durumlarınız var bazılarına açıkçası ağzınıza kuş da tutsanız yaranamıyorsunuz ve bunu çok dillendiriyorsunuz. Yani ben o kadar iyilik yapıyorum. Ben o kadar onların işlerine yarıyorum ama halen daha ben kötüyüm diye şöyle bir söyleniyorsunuz açıkçası ve sürekli de bunu dillendiriyorsunuz öyle öyle bir vaziyette çıkmışsınız ki kuş var kuşu tam yakalama pozisyonu yani tam elinizin ucunda şurada bir kuş var ve siz bunu tutmak gibi bir durumunuz var tutuyorsunuz çünkü kuş artık sizin elinizde. Bakın çok güzel bir nasibi yakalamak durumu var. Yani artık bu nasibiniz sizden kaçamıyor arkadaşlar. Ben burada kolektif açılım yapmak zorunda olduğum için arkadaşlar size söylüyorum ki kendinize göre yorumlayın. Burada eğitimle alakalı olabilir, okulla, işle alakalı olabilir ya da belki aşk arayan arkadaşlar aşkla alakalı olabilir ama burada nasibinize sıkı sıkı tutunuyorsunuz. Bu nasip benim. Bu nasibi benden başka kimse alamaz der durumda çıkıyorsunuz açıkçası. Ve kendinizi de arkadaşlar çok güzel yapıyorsunuz. Bunu söyleyeyim öncelikle. Çok güzel koruma altına almışsınız. Dışarıdan gelecek kötü sözlere itibar etmiyorsunuz. Bir tarafınız üzülüyor mu? Üzülüyor. Ama bir tarafınızda kendinizi öyle bir koruma altına almışsınız ki dışarıdan ne kadar kötü söz gelirse gelsin siz bunların etkisinden şöyle bir çabucak sıyrılmayı başarabiliyorsunuz. Bazı konularda da açıkçası karamsarlık durumlarınız var yani Keşke olmasa diyeceğim ama yine de kendinizi böyle sıkışmış e, yani ne yapacağınızı bilememek gibi bazı durumlarda hissedebilirsiniz ama şunu söyleyeyim her işin altından kalkamazsınız her işin e, tek başınıza yapmaya çalışsanız da her işi tek başınıza yapamazsınız Evet elinizden geliyor mu? geliyor. Her şeyi yapabilir misiniz? Yaparsınız. Ama e, tek başınıza mücadele etmek sizi yıpratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. O yüzden tek başına çok fazla müda, mücadele etmeyin. Bir konuda bakın el açıp dua eder vaziyettesiniz. Yani gerçekten güzel bir açılım oluyor. Çünkü burada duaların kabulü var arkadaşlar. El açıp dua ediyorsunuz. Yani şu olsun, bu olsun e, ee, yani bir konu var gece gündüz dua edilen hatta biriyle konuştuğunuzda dahi bana bu konuda dua et diye der e, vaziyette çıkıyorsunuz. Evet duaların kabulü var arkadaşlar burada ve çok iyi temizli ayaklarınız temiz. Öncelikle onu söyleyeyim çok iyi temiz niyetlerle bir yola çıkmak isteme durumunuz var. Burada küçük bir yolculuk da görünüyor gidip gelmeli temelli bir değişim söz konusu değil ama gidip gelmeli bir yolculuk yapma durumunuz da var. Sıkıntılarınızın evet bir çoğunu atlatmışsınız ama halen daha kendi içinizde yaşadığınız geçmişte olan sıkıntıları halen daha gününüzü etkilemesi gibi bir durumunuzda çıkıyor. Bakın bir uçurtma misali diyeceğim ben buna. Çünkü böyle bir hayalinize, bir hedefinize uğraşmışsınız ama artık bu uğraşlarınızın karşılığını e, alma zamanınız gelmiş arkadaşlar ve böyle tane tane pirinç taneleri gibi diyeceğim ben buna bir bereketlenme durumunuz var yani böyle bir konuda ciddi bir takım emekler verip uğraşlar verip bunun karşılığını alıp da o konuda e, belki maddi olarak bir rahatlama gelecek belki manevi olarak bir huzur hakim olacak yani böyle bir bereketlilik bir durumunuz var Bir de arkadaşlar gerçekten ikizler burçları fincanınızda bereketsizlikten sonra doğan bir bereket durumu söz konusu ve bu ara sizlere şunu tavsiye ediyorum ben bunu çok danışanıma tavsiye edip de çok güzel sonuçlar elde ettim kendinizde şunu görüyorsanız ya ben bu kadar para kazanıyorum ama bir türlü parayı elimde tutamıyorum ya da tutmaya çalışsam da o bir şekilde benden çıkıyor diye düşündüğünüz paralar varsa ya da böyle bir zamandan geçiyorsanız arkadaşlar şunu size söyleyeyim Ezbere bilmenize gerek yok. İnternette bununla alakalı bir sürü uygulama var. Bakara suresini evinizde, iş yerinizde ya da işte bir yerden bir yere giderken kulaklıkla takıp dinleyebilirsiniz. Tabii ki de e, internetten dinlerken e, söyleyen kişi dua'yı okurken siz de tekrarlayabilirsiniz. Bunun da çok faydası olur. Ama hiç bilmiyorum Kur'an okumayı e, bilmiyorum da diyorsanız şöyle açın. Özellikle evin mutfağında. Bunu da söyleyeyim. Özellikle evin mutfağında şöyle bir açıp dinletmenizde çok fayda var. Evinize bereketi çekersiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, yani anlamadığınız bir şey olursa yine yorumlar kısmından bana ulaşırsınız arkadaşlar. Bu şekilde de bilgilendirme yapmak istedim. Evet, şöyle hemen tabağınıza da bakmak istiyorum sizler için. Evet. Şöyle sizlere göstereyim. Baya bu ara maneviyatınıza düşeceksiniz arkadaşlar. Yani ibadetinize, maneviyatınıza Düşmek gibi durumlarınız var. Yani böyle e, maneviyatınıza daha fazla önem verebilirsiniz çünkü fincanınızda e, ele çık dua eder vaziyette çıktınız, tabağınızda da aynı şekilde dua ederken evet hem kendinizi ediyorsunuz hem de sevdiğiniz bazı insanlar için dua eder vaziyette çıkıyorsunuz ve aynı şekilde dua aldığınızı da gösteriyor. Yani demek ki bu aralar gerçekten maneviyatınıza şöyle bir e, yüklenmek gibi bir durumunuz var evet bu çok güzel bir şey bir sıkıntıyı bir e, yükünüzü üzerinizden atma durumu var bir de arkadaşlar bu ara haneye bir misafir gelebilir bazı ufak tefek sıkıntılarla gelecek ama siz o sıkıntıların içine dahi girmeyeceksiniz yani haneden birilerine anlatılabilir bazı sıkıntılar ama siz e, kesinlikle o sıkıntının içine girmeyin e, zaten sizin kendi sıkıntılarınız var ve tekrardan yeni bir sıkıntıya girmeyin. Ve arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Şu an sizden uzakta da olsa sizi düşünen birisi, sizin iyiliğinizi isteyen birisini gösteriyor. Ve ara ara bu sizin aklınıza gelen birisi. Bakın sabrettiğiniz bir konunun son bulması durumu var. Yani böyle artık sabrının sabrının evet gerçekten sabrın sonu gibi görünüyor. Sabrettiğiniz bir konunun e, mükafatlandırılarak son bulma durumundan bahsediyor açıkçası ve burada gayet de güzel yavaş giden bir takım işlerin hızlanması durumunu gösteriyor ve e, gerçekten süpersiniz mutluluktan bir gözyaşı dökme durumunuz var bu beklenenin gelmesi gibi bir durumdan sonra e, mutluluktan gözyaşı dökmek e, durumunuz görünüyor ama siz etrafınız kalabalık da olsa bakın destekçiniz de olsa Kendinizi çok fazla yalnız hissediyorsunuz. Bazen de e, bir işi olarak dışarıdan kendinizi soyutluyorsunuz. Yani içinize kapanma durumlarınız çok fazla çıkıyor. Ve burada açıkçası e, yalnızlık kaygısı da yaşıyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar aslında. Evet dinlenmek için tek başınıza kalabilirsiniz. Ya da işte düşünmek için kalabilirsiniz. Ama çok da tek başınıza değilsiniz. O yüzden e, yani kalabalıklar içinde e, içinize kapanmayın. E, gerçekten de bir yalnızlık kaygısı görünüyor. Belki de tam olarak istediğiniz desteği birilerinden göremediğiniz için olabilir. Hmm, evet bakın. Geçmiş olayları da artık şöyle bir sünger çekmelisiniz. Yani böyle durup durup belki en ufak bir boş vaktinizde ya da bir e, iki dakikalık olan e, aklınızın boşalmasında hemen geçmiş olayları düşünmek gibi bir durumunuz çıkıyor. E, bu kadar da geçmişe yönelik yaşamayın arkadaşlar. Biraz daha ileriye dönük yaşamanızda fayda var. Evet ikizler burçları Sizler için şöyle kahve açılımı yapmıştım. Hemen sizler için tarotuma geçmek istiyorum. Şöyle önümü açarak hemen tarot kartlarımı elime alıyorum. Ve sizlerden her zaman istediğim gibi şöyle lütfen güzel niyetlerinizi bir tutun. sizler için şöyle hemen açmak istiyorum. Şöyle de gösterebilirim sizlere. Evet, ilk kartımla hemen başlamak istiyorum. Kılıç ikilisi arkadaşlar. Bakın bazı konularda e, bilmenizi istemedikleri bazı konular var. Belki gözünüzün önünde oldu, Belki e, gerçekten hani sizden saklanan bazı olaylar var. Ama kötü de olsa bu olaylar e, siz kendinizi öyle güzel bir koruma altına almışsınız ki bu olaylardan çok da fazla etkilenme durumunuz yok arkadaşlar. O yüzden çok tereddüt. Bazen çok tereddütlü oluyorsunuz. Tereddütlerinizden yavaş yavaş Kurtulmanız gereken bir dönemde olduğunuzu da gösteriyor ve e, karar verirken belki zorlanıyorsunuz belki bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz karar vermede zorluklarınız olsa da e, şöyle bir rahatlayabilirsiniz çünkü sıkıntılı bir dönem değil. Diğer bir kartım. Evet çok güzel. Zenginlik kartı. Bakın miras işleriniz olabilir. Belki tazminat işleriniz olabilir. Her ne konuda işiniz varsa arkadaşlar bir takım paraların sizin elinize gelmesi Bölüşerek gelen paralar bir de toplu gelecek bir takım paralar ve maddi olarak bir rahatlama durumunu gösteriyor burada. Ama siz e, şu anda maddiyatınız yükseldikçe daha da mutlu olur durumdasınız. Evet bu sizin için güzel. Şöyle bir diğer kartımı almak istiyorum. Aa, Bakın. Belki nişanlısınız belki sözlüsünüz belki de evlisiniz arkadaşlar o yüzden hepinizi ayrı ayrı yorumlamak istiyorum. Bir ilişkiniz yoksa şu anda ikizler burçları şu anda evet bir e, ilişkiye başlama durumunuz görünüyor bu haftalarda. Platonikseniz karşınızdaki insanın size açılması gibi bir durum olabilir. Siz ona karşı böyle bir olumlu duygular hissetmeye başlayabilirsiniz. Nişanlı sözlüyseniz bu ilişkiniz artık ilerleyeceğini gösteriyor arkadaşlar. Evliliğe doğru bir adım atma, ailelerin tanışması olabilir bu. Yani böyle evliliğe doğru bir adım atma, nişanlı sözlü olabilirsiniz. İlerletme durumlarınız var. Evliyseniz bakın sıkıntılarınızın tamamen geçmesi durumundan söz etmiyorum ama sıkıntılarınızın biraz hafiflemesi, eşinizle daha güzel zaman geçirme, tartışmaların azalması gibi bir durum içinde olacaksınız bu haftalarda. Ve hane içinde bir takım e, rahatlamalar yaşanacağını da gösteriyor. Şöyle devam etmek istiyorum. Evet bakın Kupa dörtlüsü. Bakın iş mi arıyorsunuz? Belki de iş değiştirmek istiyorsunuz. İki tane gelecek e, teklif karşısında ne yapacağınızı bilememek gibi bir durum var burada. Bir teklif geliyor. Siz birden belki birden fazla yere başvurdunuz. Ama teklifin gelmesiyle beraber düşüncelisiniz. Belki birisinin maddiyatı iyidir. Belki diğerinin saatleri iyidir. Yani siz iki seçenek arasında kalmak gibi bir durumunuz var. Bakın, aşıklar kartı. Karşı taraftan belki size daha fazla ilgi, sevgi göstermesini bekliyorsunuz. Tam olarak da bu karşı tarafın sizden istediklerini, sizin karşı taraftan istediklerinizi şöyle bir karşılama dönemi diyebilirim ben bu dönem için. Bakın kupa kralçesi evet güzel ve kaçıncı kartımız altıncı kartımız olarak geldi. Bebek haberi bekleyen arkadaşlar bir bebek haberiyle müjdelenebilirsiniz ve çok güzel bir nasibiniz var arkadaşlar. Küçük büyük demeden bu nasibinizi iyi değerlendirmenizde fayda var. Üzerinizde belli başlı bir hayal kırıklığı var ve bunları üzerinizden atmaya başlamışsınız. Temiz niyetlerle çıktığınız bir yolda hayal standartlarınızı yükselterek bir başarı elde etme durumunuz var. Bakın evet burada bir yer değişimi söz konusu olacak bir işiniz var ve olacak e, işinize şöyle bir olumlu bir şekilde adım atıyorsunuz ama bulunduğunuz yerde değiştirmeniz gerekiyor ve evet bulunduğunuz yer değiştirirken arkanıza sevdiğiniz insanları bırakıyorsunuz e, ama yanınıza da sevdiğiniz şeyleri aldığınızda söylüyor aslında bu kart bizlere sadece bu kartta sizi uyarmam gereken şey Bulunduğunuz yerde bazı sıkıntılar var ve gideceğiniz yere o sıkıntıları getirmeyin, taşımayın arkadaşlar. Bakın tılsım ası maddi olarak beklentilerin gerçekleşmesi durumu ve temiz niyetlerle gayet de güzel bir şekilde temiz paranın gelmesi durumunu gösteriyor. Bakın ikinci evlilik kartı diyebilirim ben buna. Evet çocuk haberi, eğer bir bebek haberi bekliyorsanız bunu tescilliyor. Aslında bu kartımız evliliğinizdeki sıkıntıların uzun vadeli olarak şöyle bir son bulması, bir sulh imzalanması gibi diyebilirim ben buna. Çünkü bir rahatlama, evde hanede bir huzur olacağını da gösteriyor. Bakın, evet maneviyatınıza yönelebilirsiniz. Bazı konularda gözünüz açılabilir ve ben şu konuda da işte maneviyatınız konusunda da biraz daha kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz, bir yerlere gidebilirsiniz. Kendiniz için dualarınızı fazlalaştırabilirsiniz. Duaları nasıl yapacağınızı ve ne için yapacağınızı öğrenebilirsiniz ve bu şekilde yaptığınızda güzel bir haberle müjdelenme durumunuz da var arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. İkizler burçları, yükseleni ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar için şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptım arkadaşlar. Sizlerden istediğim her zamanki gibi lütfen Pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi lütfen bırakın gitsin. Evet arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin lütfen. Bildirim zilini açtığınızda hem canlı yayınlardan hem de yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru cevaplar yapıyoruz. Soru cevaplarla beraber bireysel kart çekimleri yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji daha olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar çok güzel muhteşem yorumlar alıyorum gerek iletişim bilgimden gerek de yorumlarda zaten çok çok görüyorum bireysel olarak da cevaplıyorum zaten elleriniz dert görmesin çok teşekkür ederim iletişim bilgimi paylaşıyorum arkadaşlar instagram ve yedek youtube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni bir açılımda görüşürüz. Hoşçakalın.